Ekmeğin hep zararlarından bahsediyoruz ve eminiz pek çok kişi neden diye düşünüyordur. Nedeni daha doyurucu olması için buğdayın genetik yapısının değiştirilmiş olması. Ama bu değişiklik insan sağlığını tehdit ediyor. Tüm bunlara rağmen şanslıyız çünkü dünyada genetik yapısıyla oynanmamış tek buğday bizim ülkemizde yetişiyor. Siyez unuyla yapılan ekmeğin tadına ise doyum olmuyor. Meraklıları için işte tarifi. Günde 3 kişilik bir aile olarak 12-13 ekmek alıyoruz. Burada un tehlikeli, genetiğine müdahale edilmiş buğdaydan üretiliyor. Artı içinde katkı maddeleri var. En önemli kanser nedenlerinden bir tanesi. Kültürümüz var, yiyeceğiz yani, yoksa doymayız. Beyaz ekmeğin zararlarını uzmanlar anlata anlata bitiremiyor. Bir lokmasını bile ağzınıza sürmeyin diyorlar. Peki ama ekmek sever bir toplumuz, ne yapacağız? Kendi ekmeğimizi kendimiz evde üreteceğiz ama beyaz un yerine siyez unuyla. Niye siyez unu? Şimdi benim elimdeki ekmeğe bakın, bir de sizin elinizdeki ekmeğe bakarsak zaten cevap ortada gibi. Siyez unu dünya üzerinde genetiği değiştirilmemiş tek un olarak tüm dünyada kabul görmüş bir undur. İşte en doğal ekmek, peki nasıl yapacağız, malzemelerimiz neler? Siyez unu gerekmekte, içme suyu, ekşi maya, kaya tuzu, biraz zeytinyağı. Ekmek yapımına bir ön hamur oluşturmaya başlayarak başlayacağız. Bunun için de bir kaşık ekşi mayamızdan birkaç kaşık un ve biraz içme suyu koyuyoruz. Hepsini karıştırıyoruz, bir kek hamuru gibi bir kıvam elde ediyoruz. Siyez ekmeği yapmak için ön mayamız hazır. 7-8 saat oda sıcaklığında beklettikten sonra ekmek yapımına geçebilirsiniz. Kabardı, mayalandı. Artık bununla hamur yoğurmaya hazır hale geldi. İçme suyu ilave edeceğiz. Bu da yarım kilodan biraz fazla olacak. Kaya tuzumuzdan da bir ekmek için yarım kaşık yeterli. Ardından siyez unumuzu ekleyeceğiz. Bunu boca etmeden. Aldığı kadar un. Ekmek hamurumuzu yoğurduk. Bunun üzerine streç filmle kapatıp buzdolabına atacağız. Orada 48 saat soğuk fermantasyona bırakacağız. Tabii ben önceden sizin için hazırladım. Burada bizim beklemiş, kabarmış, buzdolabında kabarmış hamurumuz var. Alıp zeytinyağıyla yağladıktan sonra kalıbımıza koyuyoruz. Yaklaşık 50 dakika pişirdikten sonra artık siyez ekmeğiniz yemeye hazır. Evet, biraz hazırlaması ve yapması zaman alıyor ama sonuçta doğal ve katkısız bir ekmeğiniz oluyor. Şimdi sırada tadına bakması var. Bu ekmeğin en büyük özelliği çok az miktarda yendiği halde hemen tokluk yaratması ve uzun süre bu tokluğu koruması. Şekeri yükseltmediği için de özellikle şeker hastaları ve obeziteyle mücadele eden insanların da rahatlıkla tüketebiliyor olması. Ben de bir ekmek severim. Her türlü ekmeği yerim ama ilk defa hayatımda böyle bir ekmek yiyorum. Gerçekten çok lezzetli. Ellerinize sağlık.